Doğu Türkistan'ın kuzeyindeki Börtola ili Çing ilçesinde Kasım ayından itibaren Uygur, Kazak ve Hüyü Müslümanların da dahil olmak üzere yaklaşık 500 kişinin tutuklandığı bildirildi. Bayrak törenine katılmamak da gözaltına alınmasını gerektirecek suçlar arasında yer alıyor. 3 Aralık dünyanın dört bir yanında Uluslararası Engelliler Günü kutlanırken, Çin'de sosyal medyada paylaşılan bir video insanları şok etti. Çin polisleri sokak ortasında engelli çocuğa şiddet uyguladı. İşte görüntüler. Çin polisleri engelli, kadın, yaşlı demeden halka terör estiriyor. Çin polislerinin yaptığı zorbalıkların binde biri ancak kaydedilebiliyor. Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi Başkanı Karakaş şöyle konuştu. Azınlıklar ve dini topluluklar üzerine zulüm kılıcı sallatan Çin yönetimi, aynı zamanda kendi halkına da zulüm, baskı ve şiddet uygulamayı sürdürüyor. Anlaşılan o ki, Uygurların Çin'in işgali ve zulmünden kurtulmasının tek yolu bağımsızlıktır. Doğu Türkistan halkı ancak egemenliğini tam olarak kendi eline aldığında Çin zulmüne dur diyebilecektir. Çin, 2020'de bir uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyor. Sosyal puanlama sistemi adı verilen uygulama her vatandaşın tüm davranışlarını takip edecek. Çin vatandaşlarının parasını nerede harcadığını, faturalarını ne kadar düzenli ödediğini, nasıl bir sosyal etkileşime girdiği gibi pek çok veriyi toplayacak olan sistem, tüm bu veriler sonucunda kişiye bir vatandaşlık puanı çıkartacak. Güney Kore ABD Ortak Hava Muharebe Tatbikatı Kore Yarımadası'nda başladı. İki ülkeden yaklaşık 230 savaş uçağı ve 12 bin askeri personeli dahil olduğu tatbikatın, ABD ve Güney Kore ordularının şu ana kadar yaptığı en geniş kapsamlı hava tatbikatı olduğu vurgulandı. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı iddiaları üzerine bölge ülkeleri uyarıda bulundu. Türkiye hükümet sözcüsü Bozdağ'da bölgeyi yeni felaketlere sürükleyecek adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Yemen eski cumhurbaşkanı öldürüldü. Yemen'de devrik devlet başkanı Ali Abdullah Salih'in öldürüldüğü, lideri olduğu Genel Halk Kongresi Partisi tarafından duyuruldu.